Vanlıyım. Vanlısın. Büyük babam Vanlıymış. Aa. O zaman. Adımı koydular Vanlıyım. Herkes de Türkçe biliyor. Herkes Türkçe konuşmayan yok bu ülkede ya. Bu o kadar lezzetli bir şey ki şu an anlatamam. Keşk dedikleri bu. Yarın sefer geleceğiz bana konaksız. Para mara vermiyorsun. Bize kızı zaten bugün para veriyor. Herkese Süleymaniye'nin son sabahından günaydın. Bugün eğer mümkün olursa İran'a geçeceğiz. Mümkün olursa diyorum çünkü %100 belli değil geçemeyeceğimiz kara sınırından. Şimdi Süleymaniye'deki son kahvaltımı yapacağım. Böyle farklı bir yere geçtik. Farklı bir hosteldeyiz aslında. Şu anda bulunduğum hostel Süleymaniye'nin hatta tüm İran tek hosteli. En son Süleymaniye'de ve Irak'ta yeni bir yer daha görebilmek adına, yani en azından bir hostel deneyimi yaşayabilmek adına buraya geldim. Çünkü bir noktada farklı yerlerde kaldığınızda oraya dair daha da iyi, daha da detaylı bilgiye sahip oluyorsunuz. Şimdi buranın bir de kahvaltısına bakalım. Rojbaş. Patatesli yumurta var. Her gün bundan çıkıyor galiba orada. Bugün yolumuz 15 saat otobüsle gideceğiz. O yüzden Çıbık'ta biraz tehlikeli oluyor. İnsan çok şey alabiliyor ama yani yettiği kadar almak lazım. Bugün ben bayağı böyle yumurtalı patates doldurdum tabağı. Çünkü bir gün boyunca yolda olacağız. Neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Nerede yemek buluruz, ne yaparız? En azından yumurtaya yüklenelim. Mercimek çorbası var burada. Bayki. Her zaman güne suyla başlıyor. Ücretsiz olarak buzdolaplarını istediğiniz kadar geçebiliyorsunuz. Burası bir hostel olduğu için burada yediklerimizi içtiklerimizi kendimiz yıkamaya özen gösteriyoruz. Bir de benim en sevdiğim nokta. Bakın bunda çay var ve 24 saat bu çay sıcak. Bir de buranın böyle terası var. Bugün hava o kadar kötü ki kum fırtınası varmış. Bütün Irak'a saran. Bakın böyle. Aslında çok keyifli bir yer burası da. Hava şu anda sapsarı, yani çok kötü ya. Buraya Süleymaniye'ye geldiğimizden beri 2-3 günde bir kum fırtınasına maruz kalıyoruz. Bunun da nedenini merak ettim ve araştırdım. Çünkü normal değil yani. Havanın sürekli böyle olması hiç normal değil. Biliyorsunuz burası Mezopotamya bölgesi ve Fırat ve Dicle nehirleri buraya hayat veren, yaşam veren kaynaklar. Ve bu nehirlerde su miktarının, akan su miktarının çok azaldığı söyleniyor. Bunun bir sonucu olarak da bu bölgede yavaş yavaş kuraklık yaşanmaya başlıyor ve çok daha ileri derecelere ulaşacağı söyleniyor bunun. 2050'ye kadar yılda böyle kum fırtınasının yaşandığı gün sayısı tam 300'e çıkacak. Yani 365 günlük bir yılda tam 300 gün bu kum fırtınaları yaşanmaya başlanacakmış 2050'ye kadar. Yani maalesef bu durum çok üzücü çünkü insanlığın beşiği denilen Mezopotamya gibi bir yaşamın kaynağı olan bir bölgenin kuraklığa doğru ilerlemesi gerçekten çok acı. Ben şimdi size bir de konakladığımız odayı göstereyim. Bu tarz yazılar var koridorda. Yavaş ediyor. Küresel düşün ve kendin ol. Akıllı telefonunu bir kenara bırak ve bilmediğin insanlarla konuşmaya başla. Asla pes etme. Daha çok gülümse, basit yaşa ve kimseyi takip etme diyor. Tabii benim kanalımı bundan ayrı tutuyoruz. Size şöyle odayı da göstereyim. İki tane yatak var. Yatakların başucunda priz ve ışık da var. O çok önemli. Böyle bir penceremiz var. Kliması var. O da çok önemli. Ha, perde çok iyi bu arada. Perde harbiden içeriği kapkaranlık yapıyor. Bir de böyle bir tuvalet odaya ait. Hatta bir önemli detay da bu buzdolabı. Yani bir gezginin veya seyahat eden herhangi birinin arayabileceği her şey var abi bu odada. Genel olarak bu hostelde. Yani hostel konsepti Avrupa'da anlaşıldığı kadarıyla yurt odası gibi oluyor. Yani mesela 10 kişi, 15 kişi, yeri geliyor 30 kişi bile aynı odada kalabiliyor. Ranza usulü yataklar. Yani burada hostel biraz daha hani 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik odalar gibi yapılmış.
Zaten hostel konsepti bu ülkeye fazla girmemiş. Dediğim gibi Dolphin Hostel şu anda bu ülkedeki tek hostel olarak geçiyor. Yani en azından resmi olarak tek hostel olarak geçiyor. Yani buralarda bulabileceğiniz en ucuz ve en temiz ve en merkezi hostel burası. Evet, son kontrolleri de yapalım. Şeyi unutmadık. Şimdi bir taksiye bindik. Tahran'a gideceğimiz otobüse doğru gidiyoruz. Şöyle son bir kaos havamızı alalım ve Süleymaniye'ye elveda diyelim. Yani genel anlamda 30 günlük maceramız bu ülkede süperdi. Her şeyle, iyisiyle kötüsüyle çok güzeldi. Şimdi buradan ayrılacağız. Çok mutlu olarak ayrılıyoruz. Umarım sınırda da hiçbir sıkıntı yaşamayız. Rahat bir şekilde İran'a, Tahran'a giriş yaparız. Yarın Tahran'da olmayı planlıyoruz. Yarın bu saatlerde. Şimdi Tahran'a gideceğimiz otobüsün bulunduğu terminalimsi bir yere geldik. Bu arkamda gördüğünüz yerden dindan gibi içerisinde. Şimdi bileti alacağız. 40 dinar dediler, yani 400 lira. Buradan direkt Tahran'a gidiyoruz. 15 saat galiba yine. Otobüse bakar mısınız ya? Vallahi uçağın acil çıkışı gibi. Her bir koltuk. Nasıl güzel bak. O kadar konforlu ki şu an 15-16 saatlik yolculuk hiç gözüme zor gelmiyor. Yoksa otobüsle yani nefret bir yolculuk olurdu ama gayet güzel olacak bence. Enteresan bir yerde durduk, şimdi mola verdik de ne kadar duracağız bilmiyorum. 10 dakika, yarım saat, belki 3 saat. Şoför uyuyacaksa 5 saat. Çayımız var, sıkıntı yok. Herhalde benzin alıyorum arkaya. Oo, spas, doğru spas. Oğlum demlik gibi ketil yapmışlar. Aynen. Çayı bir üst seviyeye taşımışlar. Perişan bir haldeyiz ama ya. Otobüs. Perişan. İyi yordu. Çayı beğenmezsen kafana yersin. Bu kadar. İki şey geldi, iki mermi sen seçiyorsun. Hayatımda gördüğüm en değişik mola ya, otobüs molası. Ha, burada mola vermemizin bir amacı var. Aslında mola vermedik, benzin yüklüyor şu anda otobüs. Enteresan bir şekilde tabii. Tarsi? Türkiye. Seyyahe. Abi mazot böyle. Şimdi sınırları kazasız belasız geçtik ama tam 5 saat İran sınırında bekledikten sonra sıkıntısız bir şekilde sınırı geçtik. Şimdi bir mola verdik ama mola ne kadar sürecek onu da bilmiyorum. Yok, mola vermemişiz, devam. Şimdi mola da durduk. Bugün de dolunay varmış. Devam ediyoruz. Bize 15 saat dediler. Yolculuk tam 20 saat sürdü. 20 saattir yoldayız. Daha doğrusu yolda da değiliz. Yolda doğru düzgün yoktu. Son 3 saate kadar falan var ya. Bittik ya, şu an bittik. Şimdi bir hostel var burada. Zaten şehrin galiba tek hosteli. Oraya ilerleyeceğiz. Bir şekilde bulacağız şimdi orayı. Bakalım. Herkese İran'ın başkenti Tahran'dan güneşli bir günden günaydın. Bakar mısınız nasıl bir yerdeyim? Harika bir yer burası ya. Tahran, hatta genel olarak İran, parklara ve yeşile verdiği önemle meşhur zaten. Bakın böyle bir yerdeyiz şu anda. Şimdi benim Tahran'a, yani İran'a giriş yapalı birkaç gün oldu. Ama kamerayı elime bile alamadım. Şöyle bir tozunu yeni sildim. Neden? Çünkü o kadar yorgun geldim ki buraya. Birazdan kahvaltı yaptıktan sonra anlatacağım. Bu arada kahvaltıyı nerede yapıyorum? Böyle burada çok geleneksel Tahran'da Ruhi Restoran diye bir yer burası. Hakikaten harika bir yer. Buraya geldiğimiz ilk gün burayı denemiştik. Şimdi ben size de bir göstermek istiyorum burayı. Burada bir kahvaltı yaparak güne başlayacağız biz. Şu avizelere bakar mısınız? Nasıl özenmişler ya. Gerçekten çok güzel ya. Burada Ruh yazıyormuş. Yani restoranın ismi Ruhi'ydi ya. Ruh, yani bizdeki ruh gibi.
Şimdi burada İran'da en azından Tahran genelinde söyleyebilirim. Böyle hep Farsça menüler. İngilizce menü bulamıyorsunuz. Biz de böyle bir uygulama kullanıyoruz şimdi Google Lens diye. Ya böyle biraz garip çeviriyor tabii. Gelin şurubu diyor mesela. Kim bilir ne o. Ama içilebilecek bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi size de bir fikir olsun diye mesela kahve fiyatlarını falan göstereyim. Şimdi burası böyle iyi bir yer. İyi bir yer olduğunu düşünün mesela buranın. Çok basit kahveler yok mu böyle? Bir saniye bulamıyorum ki işte. Espresso ne kadar yazıyor karşıda? 50 yani 1,5 dolar. Latte 41. 1 dolar. Abi nasılsın? Kubi. Selam. Kubi. Sitori. Halen sitori. Kubi. Kolar aşağı. Kitak var. Allah. Live eh? Not live. Not live. Camera is YouTube. Yeah. What's your name by the way? Mama. Mama Fani Kubek. I'm 22 years old. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Abi bize 2 tane do kurmalı omlet. Ha. Yoğurt. Oh. Olmasın o. Baş. Yoğurt olmasın. Olsun olsun. Çok ağır abi. O zaman ayrı. Ama yoğurdu bak başka bir kapta sağlıklı bir yoğurt o. Abi çok afiyet natürel olsun. Tamam. Tamam. Şimdi anlat anlatabiliyorsan. Kagini bir yer. Abi kagini. Bak şimdi anlat. Do hagine. Do omlet kurma. Ne kagine hagine deyip duruyor. Abi do omlet. Do omlet kurma. Do omlet kurma. Kurma omlet. Hagine de abi karışıyor. Hagine. Do. Hagine. Hagine abi. Tamam do hagine. Hagine cümle. Aynen. Yek. İki tane. Yok. Yek. Türkçe konuşmaya başladı. Yek. Keşk. Keşk bademcan. Okey başla. Keşk bademcan. Ama. Al, karıştırma işte orayı ya. Yek keşk bademcan. Bademcan. Yek. Okey. Okey. Ama yoğurt. Yoğurt you know yoğurt. Yoğurt biliyor tabii, you know yoğurt diyor. Aga onu Farsça yazdın, yani ne farklı 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 şey. Ben de biliyor abi yoğurdu. Okey. Hani you go to learn French. Don't you go to learn French. Başka bir şey söyle, öğren diyor. You go to learn French and go to Iran. Just. Abi bu arada bademcan patlıcan demek. Patlıcanlı çok güzel bir yemekleri var bundan, geleneksel ondan istedim. Merci. Okey. Anlaştık. Merci. Mer. Mer. Go to learn Persian. Biliyorlar, biliyorlar. But you need to learn Turkish also. Turkish very hard. Yok be. Yeah. Is it easy? Yeah, for Persians it's easy. We have a lot of similar words. Same, same kelam. Diyor tam hagine cüdümü yedim ama çarşıya bağlanacağım. Heh. Eyvallah. Evet, biraz zorlayabiliyor burada sipariş vermek ama gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, keyifli oluyor. Çünkü keyifli insanlar yani, güzel insanlar. Muhabbeti seviyorlar, muhabbetçiler. Teşekkür ederiz. Merci. Merci. İran'da merci diyoruz bu arada, Fransızcadaki gibi. Bu keşke şimdi bademcan. Keşke bademcan. Bu da kagine, hormaya cünubi. Eyvallah. Of of of, tarçın var üzerinde. Gerdu. Gerdu, tarçın gerdu, ha. Gerdu, tarçın, he, gerdu. Ceviz var, tarçın evet, var. Gerdu. Adamsın Muhammed. Bu o kadar lezzetli bir şey ki şu an anlatamam. Keşk dedikleri bu yoğurdun ismi bu arada. Patlıcan zaten bademcan. Bu yoğurt böyle çok ağır bir yoğurt. Yani hayvansal, tabii ki hayvansal. Neyden olacak, bitkiden mi olacak? Merci bro. Eyvallah. Sağ ol. Acayip böyle ekşi ve şey kokuyor. Ya böyle bir hayvan kokuyor yani. Sana bayağı böyle sert öyle geldi abi galiba. Evet. Sabah bir de ilk öğünde çok tercih edeceğim bir şey değil. Onu anlatmaya çalışayım da o da ekstra koy gibi anlamış ya. İyi ben yerim onu sen. Tarçınla cevizle muhteşem lezzetli oluyor ama böyle bir tatlı oluyor yani. Bademcanlı GoPro oldu ya. Hurmalardan Fas'ta öğrenmiştim 380 çeşit varmış ya. Bu hurma tam olarak aslında palmiyede mi yetişiyor? Yoksa hurma ağacı ayrı bir şey. Hurma deyince palmiye ağacı geliyor. Palmiye zaten o şey. Değil mi? Asıl olay yok. Şu vakte kadar gördüğümüz kadarıyla ekmek böyle yok. Bak burası iyi bir yer. Aslında bunların böyle sıcak, hani Türkiye'de nasıl sıcak olur ekmek bak, kıtır kıtır falan. Ayıkladım yani bunları. Bunlar bayağı kıtır kıtır yani. Hiç yenecek gibi değil. Çok sert. Şu anda Türkiye'de böyle bir kahvaltıya böyle bir yerde 3 dolara, 4 dolara yapma mümkünatın yok bence. Böyle bir yerde böyle bir kahvaltı Türkiye'de şu an ne kadardır acaba? Biz yokken 2,5 ayda bile bayağı bir şey değişti mi? Öyleymiş. Aga! 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 Abi. Aga duymuyor. Aga duymaz. Aga! Heh. Aga geliyor. Aga harbi aga. Do çay. Çay. Şimdi çaylar geldi. Abi şunu gözüm Allah aşkına, bu var ya beni mahvediyor. Bunu görmek bile bu beni. Ben de görmek istemiyorum. Harbi midemi bulandırıyor bu.
Perişan etti ya. Fas'ta böyle koyardık bu çayı. Her yerime damladıdır. İran'da olmuyormuş. İran'da olmuyor. Bunun olayı çayı köpürtmek değil mi? Çayı köpürteceksin. Sahra çölü var ya, sahralılar var orada. Bu köpükler, bu tanecikler var ya böyle boloncuk boloncuk. Evet. Onlar kumu topluyormuş aslında. İçine birikecek kumu topluyormuş. Sonra onlar bir şey oluyor. Enteresan, bizde de tam tersidir ya. Muhammed, evet. saklanma gel. Your favorite club team? Beşiktaş. Karşıyaka. Evet. Burada Karşıyaka. Ablak'ta Süper Lig bu. Bir gün inşallah. One day. One day. Evet. One day inşallah. Ali ve Van Gogh da taraftarı Beşiktaş'ı. Ali Beşiktaş taraftarı mı diyor? Ha, Ali, say me, you, ikiniz de Beşiktaş. Beşiktaş. Ben, yok ya. Yok. Ya. İstiklal. Ali? İstiklal göklerdedir. Sen İstiklal'de oynuyordun değil mi? Yani İstiklal'de oynuyor bu arada. Öyle boşuna yapmadım o hareketi. You play in İstiklal. Yes. İstiklal. Now you play? Esteglal. Esteglal. When you were young. When you were young. Yes. Anlaşıyoruz be. Ne böyle? Böyle öyle. Anlaşıyoruz ya. Yani. Abi, anlaşmak istedikten sonra insan birbirini anlıyor ya. You understand. I understand. You understand. Everybody understands. İstiklal, İstiklal. Sıkıştığın yerde İstiklal yani artık. İstiklal. Parti kuracağınız galiba. Ali İstiklal Parti. Ali yekili vardır. Şimdi buradan bütün eşiyiz artık. Ali de eş başkan olur. Ha? İstiklal abi, İstiklal. Anlaşacağız bir şekilde işte. Ya onu diyoruz yani, anlaşmak isteyen insan. Aksat güler, güler yüzü olsa. Evet evet, bir şekilde birbirini anlıyor ya. Vücut diliyle de olsa. Çay çok kötü bu arada. Çay evet. Çok kötü bu arada. Şu anda içinde bulunduğum bahçenin, yani garden diyorlar, parkın ismi Nagarestan. Bu Nagarestan bahçesi şu anda benim kaldığım hostelin dibinde. Yani bayağı yürüyerek 2 dakikalık bir mesafe. Şimdi birazdan zaten hostele geçeceğiz. Ben size buradaki hosteli de göstermek istiyorum. Çünkü beni açıkçası şaşırttı. Biliyorsunuz aklımızda böyle ilginç ön yargılar olabiliyor. Ön yargı da demeyeyim ama bugüne kadar öğrendiğimiz şeyler biraz daha baskın olabiliyor kafamızda düşünce olarak. Yani İran'a gelmeden önce ben de açıkçası bazı fikirlerle ve bize bugüne kadar verilmiş bilgilerle buraya geldim. Ama geldiğimde aklımda olan ve bize öğretilmiş olan çoğu şeyin aslında öyle olmadığını görmeye başladım bile. Daha bu birkaç gün içinde bile. Şimdi ben size kısaca ülkeye nasıl girdiğimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Süleymaniye'deydim. Süleymaniye'den otobüse atladık. Çok uzun süren bir yolculuk neticesinde Tahran merkeze vardık. Ama o kadar uzun sürdü ki aslında bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü sınırda, tabii çekim yapamadım sınırda, ekstra güvenlik önlemleri ve sıkıntı olabileceğinden dolayı hiçbir şekilde çekim yapamadım. Ne girişinde, ne çıkışında, ne de esnasında. Belki 6-7 saat boyunca biz sınırda bekledik. Yani sorguya tutulduk falan diye değil aslında. Pasaportlarımız alındı, toplandı, üst üste yığıldı. Direkt hani geçirdiler bizi. Direkt derken 6 saat sonra. Yani pasaportlarımızı topladılar. Belki 100-150 kişinin üst üste pasaportlarını yığdılar. Sonra işte 6 saat falan geçti aradan. Bir memur geldi, tamam dedi. Pasaportlarımızı ismimizi okuyarak sessiz şekilde dağıttı. Böyle 100-150 kişinin, düşünün, böyle bir alanda toplanmışız böyle. Bir memur çıktı, elinde 150 tane böyle pasaport, isimlerimizi sayıyor bağırarak. İşte Mert Öztürk falan diyor, biz gidiyoruz pasaportu alıyoruz. Damgalı tabii, pasaportlara mühür vurulmuş. Vurmayın diye rica ettiğim memurla bayağı sohbet ettik yarım saat falan, birbirimizi pek anlamayarak. Nasıl ettik ben de bilmiyorum. Zaten anlamamış hiçbir şey ne dediğimi. Mühür vurmazsanız yani çok sevinirim demiştim. Mühürü vurmuşlar. Normalde mühür vurmayabiliyorlar. Oo, yandım be. Çok sıcak ha. İnanılmaz sıcak şu anda bu arada Tahran. Neyse, hiçbir sıkıntı olmadan ben sınırdan geçtim. Şimdi ne gerekiyordu ondan bahsedeyim kısaca. PCR testi gerekiyor şu anda İran'a girebilmeniz için, hem karadan hem hava yoluyla. PCR testini de son 48 saat öncesine kadar yaptırmanız lazım. Antijen geçerli mi bilmiyorum. Araştırabilirsiniz bunu. Çünkü bilgiler sürekli güncelleniyor ve gereklilikler sürekli güncelleniyor. Şimdi ben ne desem yalan olabilir. Ben de 2 doz aşı olduğundan dolayı ben PCR bile yaptırmadan giriş yapabildim. Yani benden hiçbir şey istemediler. Ama Irak sınırından çıkarken özellikle PCR istiyorlar. Orada da 2 doz aşım olduğunu gösteren bir belge verdim. Öyle geçebildim. Neyse, yani neticede hiçbir sıkıntı yaşamadan ama 6-7 saat boyunca sınırda bekleyerek bir şekilde geçtim. Ve şu anda İran'ın başkenti Tahran'dayım.
Hala üstümde bir yorgunluk var açıkçası. Çünkü hiç durmadan 1,5 aydır neredeyse yoldayım, geziyorum ve gezerken sizlere video paylaşıyorum. Yolculuğum esnasında videoların montajını yapıyorum, editini yapıyorum. O yüzden de biraz aslında fazladan yorucu oluyor benim için. Ama bundan yakınıyor muyum? Hiçbir şekilde, çünkü gayet sevdiğim ve yapmaktan ve üretmekten çok keyif aldığım bir şey yapıyorum. Önümüzdeki 1-1,5 ay kadar İran'da olmayı planlıyorum. Tahran'dan başladım ve buradan sonra muhtemelen güneye doğru ineceğim. Güneye doğru inerken hava inanılmaz sıcak olacak. Şimdiden zaten başladı sıcaklar. Buradaki güneş öyle yakıyor ki hiç nem yok ve o kadar kuru bir hava var ki böyle hani cildiniz falan mahvoluyor. Bakalım bununla nasıl başa çıkacağız bu önümüzdeki 1-1,5 ay boyunca. Ama eminim ki çok keyifli olacak ve bize anlatılan çoğu şeyin aslında öyle olmadığını göreceğimiz, biraz İran'la ilgili gözümüzün açılacağı bir yolculuk olacağına inanıyorum ben. Çünkü şimdiden zaten o gözlemleri yapmaya başladım. Sizlere de bunların hepsini bir bir aktaracağım önümüzdeki günler boyunca. Şimdi bu Nagarestan bahçesinden ayrılacağız. Burada İngilizce'de çıkarıyorlar. 1.940.000. Toplam 7 dolar gördüğünüz her şey. Bakın şöyle bir para var. Bu aslında çok büyük bir para değil. 50'lerin her biri böyle 1,5 dolar oluyor şu anda. Yani biz kaç tane 50 vereceğiz? 4 tane. Burada çeşitli böyle bitkiler var. Farklı kokular veren. Yemeklerin üzerine de bunlardan serpiştiriyorlar. Böyle farklı farklı kokular veriyor. Bunlar ne? Turşu. Şerbet. Şerbet. Burada bakın değişik bir şey dikkatimi çekti. İmen Paliz Mahar diye bir adam böyle bir sinek kapanı yapmış. Çok fazla sinek var herhalde burada. Abi biz kaçar. Biz kaçar. Biz kaçar. İngiliz. We leaving. We leaving. Yes. Hodafes. Birer kola aldım şöyle marketten. Ne kadar su? 5 dedi galiba da. 5 mi? 5. Kafi. 8.000. Tamam. Tuzenden mi olsun? Yaptık yani yine. Şimdi Baharistan denen bölgede tarihi bir kahveci keşfettik. Oraya doğru ilerliyoruz. Hostele geçmeden önce. Böyle her yerde falafelciler var bu arada. Herkes de Türkçe biliyor abi. Herkes Türkçe. Türkçe konuşmayan yok bu ülkede ya. Hostelde de yani ne zaman kendi aramızda dahi konuşup muhakkak yanımızdaki yer biliyor. Aynen. Birkaç şey biliyor. Evet. Hepsi de dizilerden öğrenmiş Türkçe'yi ya. Dizilerden diyorlar. İlginç o da yani. O kolay mı ya? Evet. Dizilerden izleyip Türkçe'yi öğrenmiş. Bir de bu arada ben böyle biraz çekinerek kamerayı tutuyorum elimde. Burada kimi gördüysek bize dedikleri şey şu oldu. Elinizde kamera, telefon tutmayın, alıp kaçıyorlar. Ama benim şimdi size asıl göstermek istediğim şey şu trafik abi. Böyle manyak bir trafik ben hayatımda görmedim. Şuraya bakın. Şerit diye bir şey yok zaten. Şerit yok. Karşılıklı, her yerde karşılıklı akıyor. Motorlar böyle buralara kadar çıkabiliyor. Hatta o yüzden önlem almışlar. Birazdan göstereceğim bu kaldırımlardaki motora karşı önlemi. Benim dikkatimi çeken bakın, arabaların direksiyonları hep kilitli. Herhalde arabaları çalıyorlar, hiç istisnasız ya. Hepsinin kilitli baksana. Direksiyonları hep kilitlemişler. Ve arabalar aşırı eski. Hep böyle abi. Taksiler de eski, arabalar da eski. Yani böyle BMW falan araba görürseniz çok istisnai oluyor buralarda. Burada bir adam var galiba ya. Oğlum bu ne ya? Motor çılgınlığı ya. Şuraya bakın. Şimdi bu Baharistan bölgesinde her yer devlet binaları ve memurlarla çevrili olduğu için fazla çekim yapmamamız söylenmiş. Yani insanlara da dikkat ederek çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda yani Müslüman toplumda da kamera ve telefona zorla girilmesini istemiyor. Yani evet, istenmiyor derken de arkadan da dikkat ederek çekiyoruz. Hassas noktalara fazla dokunmadan. Evet, şimdi bahsettiğim bu meşhur çok eski olan kahveciye geldik. Kafenin ismi Rio. Çok güzel bir dizayn yapmışlar, baksanıza girişine. Şimdi içeriye birer kahve içeceğiz. Ne içeceksin sen? Filtre içeceğim bak. Var ya şu an bir koku var böyle burnuma vuran.
keşke şu ekrandan şöyle böyle şu kokuyu aktarabilsem size, çok isterdim. Aslında var ya, sürekli yoldayız. Şöyle bir şey almak lazım. Tamam mı? Bak, fiyatları ne kadar biliyor musun? $30, tamam mı? Çekirdeğini de alacaksın. Çekirdeğini sevdiğin. Sürekli basacaksın. Sürekli basacaksın abi. Neyse. Almayacağız büyük ihtimalle biz. Buradan take away, yani al götür şeklinde kahve alabiliyoruz sadece. Kucu var, grinder. Çekirdekler de oradan geliyor. Bayağı da kalabalık bu arada ya. Çok kalabalık içerisinde. Bizim küçük avcı gibi ya. Bana evet. Hatırlattı karşıya kadar. Al götür şeklinde bizim kahveleri hazırladı. Çikolatamızı da alalım şurada. What coffee is this? Bean. What bean? Brazil. Brazil. How much is it? 10,000. Çok lezzetli ya. Efsane ucuz. 10.000 dedi. Yani 10.000 ne biliyor musunuz? 5 TL falan. Öyle bir şey artık. Bu da bende. Oo. Hadi bu da. Hadi çıldırdın. Sen de çıldırdın bugün. Şov yapıyorum. Suyun üstüne kaldı ısmarlamalar. Hala abone olmayanlar da buradan. Bakın böyle konuları yazarak abone olabiliyorsunuz yani. Buna tıklıyorsunuz böyle. Rio Cafe'de bile abone oluyorlar. Bence artık siz de bir olun yani. Burada bakın çikolataların çoğu Türkiye'den gelme, yani çoğu değil, hatta belki %90'ı Türkiye'den gelme. Bir sürü kahve çeşidi var böyle, Peru, Uganda, Brezilya, Kenya. Siz sahibisiniz buranın. Evet. Kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? 91 yıl. 91. Biz çok beğendik kahvenizi. Konuşacağım. İsminiz neydi? Vanik. 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 Vanlıyım. Vanlı seviyorum. Büyük babam Vanlıymış o zaman. Adımı koyuklar Vanik. Öyle mi? Biz İzmirliyiz. İzmir. İzmir. Ben çok yetim Türkiye'ye geldim. Hacı Arşan vardı. Özünü, kendisi özünü öldürdü. Ta o zamandan eşlik etmedi. Brezilya'ya gitmiş kadar olduk. Brezilya'ya. Kahve çok güzeldi. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz yarın yine geliriz. Yarın sefer geldiniz bana konak size. Para vermiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi, sağ ol. Bize kızdı zaten bugün para verdiğince. Mersi. Çok teşekkür ederiz. Memnun. Neyse, bunu geçer. Güzel günler. Güzel günler abi. Sağ olun.